Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula Bir Aşk Hikayesi, Mehmet Rotası 1. sezon 7. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Gradish ile tanışma ve arkadaşların olgunlaşması. Hadi bakalım. Arkadaşların olgunlaşması derken bir iki sene sonraya mı atıyordu bu ya? Yaşları iki yaş atıyorlardı galiba. Bölüm 7. Uygunsuz bir misafir. Seninle şimdi bir yere gidiyoruz. Nereye? Leo bana resimlerin geri kalanını kimin aldığını öğrendiğini söyledi. Bu adamla, ismi Gradish, iletişime geçtim ve buluşmayı ayarladım. Sosyetik bir davet veriyormuş. Günümüz Romanya, Gradish'in malikanesi. Aristokrat Gradish'in evi yeşillik içinde olan eski bir konaktı. Davet konağın geniş avlusunda veriliyordu. Hava neredeyse kararmıştı ama burası ışıklar içindeydi. Müzik çalıyordu ve ortam cıvıl cıvıldı. Ev sahibi bir şey mi kutluyor? Evet, ama biz bunun için gelmedik ve burada uzun süre kalmayacağız. Sadece kendi işimize konuşacağız. Blas son derece sakin ve neşeliydi ama yine de bir sesinde belli bir gerginlik sezmiştim. Personel bizi ev sahibinin ofisine götürdü ve ona haber vermek için ayrıldı. Ofisin duvarları resimler içinde olduğu için daha çok bir galeri gibi görünüyordu. Vlad bir portrenin yanında durup ona tuhaf bir şaşkınlıkla baktı. Tabloda ortaçağ kıyafeti olan görkemli bir adam vardı. Tarza bakılırsa Avrupalı bir sanatçı, 15-16. yüzyıl. Kapı açıldı ve evin sahibi içeri girdi. Beklettiğim için özür dilerim. İçeri giren adam portredeki kişiye o kadar çok benziyordu ki neredeyse o olduğunu düşünecektim. Fakat tuvalin antike olduğu aşikardı. Ev sahibi şaşkın bakışımı yakalayınca gülümsedi. Bu benim atam Gradish. Çok benzediğimizi söylüyorlar. Vlad adama hafiften bulanık bir bakış attı. Evet, çok benziyorsunuz. Tanıştığımıza çok sevindim Bay Vlad. Hanımefendi. Vlad kafasını toparlamak istercesine başını salladı ve gülümsedi. Biz de çok sevindik. Restoran sanatçısı Bayan Leia Burnell. Size ondan bahsettim. Ah evet, Bayan Leia, restoran çalışmalarınız nasıl gidiyor? Restorasyon. Teşekkürler, çok iyi. 3 tablodan 1,5'u eski haline dönmüş vaziyette. Gradish şaşkınlıkla kaşını kaldırdı ve bir şey soracak gibi oldu ama fikrini değiştirdi. Bay Gradish, sizinle hemen hemen her şeyi telefonda konuştuk zaten. Tabloları satma konusunda fikrinizi duymak isterim. Gradish cevap vermeyip bana döndü. Ne kadar sıra dışı tablolar ama. Osmanlı Devleti, yasak olan insan görüntüleri. Yapıldığı dönem hele, Eflak Prensi için tarihi bir an. Hatta bir bakıma dönüm noktası. Bilirsiniz Bayan Leia, Eflak Prensliği... Bana prensliğin kuruluşunu anlatmaya başladı. Pek çok detayı olan uzun bir hikayeydi. Vlad düşünceli düşünceli kitaplığa yaklaştı ve gözleriyle kitapları incelemeye başladı. Parmakları bir kitabın üzerine durup hafifçe ittirdi. Monte Cristo Conti isimli kapağı fark ettim. Ailem benim atalarım. Bu küçük ama güzel ülkenin kaderinde uzun süre önemli bir rol oynadı. Bay Gradish, özür dilerim. Konuda dönebilir miyiz? Vlad bize döndü. Sesi kibar ama sertti. Gradish gülümsedi. Aceleniz nedir? Bugün kutlamamız var. Gerçekten hemen gitmek istiyor musun? Yok yok, izin vermem. Lütfen bahçeye çıkalım. Öncelikle biraz dinlenip eğlenelim. Cevabımı size bir saat içinde vereceğim. Ev sahibi bizi dışarı çıkardı. Bebeğimin şerefine bir kutlama partisi. Ne kadar zeki bir kız. Uluslararası bir yarışmada birincilik kazandı. Kızınızdan mı bahsediyorsunuz? Ah evet, neredeyse. Kedimden. O sırada müzisyenler mikrofona bir şeyler duyurdular. Yumuşak bir melodi çaldı ve çiftler dans için piste çıkmaya başladı.
Normalde bu tür kutlamalarla dans etmezler ama bizim kendi aile geleneklerimiz var. Katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bay Vlad, dans etmeyi sever misiniz? Arkadaşım biraz düşündü. Evet. Harika. Hanımefendiyi davet edin. Ben gidiyorum. Siz keyfinize bakın. Gittim. Vlad dans etmeye de başlamış çiftlere düşünceli bir şekilde baktı. Sessiz de. Gözlerinde bir parıltı vardı. Ya düşünceleri ya da anıları. Ben onu dansa davet edeceğim. Davetini bekleyeceğim. Dans etmek istemiyorum. Bunu söyleyelim. Ona dans etmek isterdim. İlk adımı atmayacağım. Vlad dans eden çiftleri sessizce izlemeye devam etti. Birkaç dakika sonra dedi ki, kusura bakma Leia, biz söyleyene ayrılmam gerek. Ve gitti. Neden ki? Buraya daha yeni gelmiştik. Biraz düşündükten sonra yaklaşıp dolaşıp etrafı incelemeye karar verdim. Yakınlarda duran bir kanepe dikkatimi çekti. Farklı yaşta olan bir grup kadın o kanepenin etrafında duruyor, alarını kıkırdayıp gülüşüyorlardı. Kanepede genç bir adam oturuyordu ve kucağında kel bir kedi vardı. Şaşkınlıkla o genç adamın Leo olduğunu anladım. Ay dostum, yavaş ol. Leon'un karşısında orta yaşlı bir hanım vardı ve yanında yastığın üzerinde Nosferatu'nun tam bir kopyası ancak kız kıyafeti içinde olan başka bir kedi vardı. Bak ne kadar sevimli bir kız ve ne kadar zeki. Hadi ama akrabalarına iletişim kurman gerekiyor. Ama kedi tıslamaya ve çırpınmaya devam etti. Üzgünüm, henüz alışamadı. Bir süre evin içinde kalabilir mi? Pembe yanaklı iki kız kediyi eve götürüp ona göz kulak olmak için gönüllü oldu. Leo onlara hayvanını verdi ve aniden beni fark etti. Yüzünde şaşkınlık ifadesi oluştu. Leia, burada ne işin var? Vlad ili tablolar için geldik. Diğer üç tablonun gülü diş tarafının alındığını ona sen söyledin değil mi? Evet, cinayeti konuştuğumuzda... Senin burada ne işin var asıl? Kimi kimi ama seni burada görmeyi gerçekten beklemiyordum. Şu sudan işlerin olduğu için ayrıldığını sanıyordum. Sen ise bir sürü kadın eşliğine bir parçasısın meğer. Baksana nasıl etrafını çevirdiler. Benim etrafımı değil, Nosferatu'nun. Baş kalp hırsızı bizde o. Onun yüzünden geldim zaten. Akrabaları burada. Güredişler mi? Yani Nosferatu'nun geldiği asil aile bu aile mi? Evet, tahmin edebiliyor musun? Daha bugün soyadını öğrendim. Kedinin önceki sahiplerinden aldığım belgelerde tamamen farklı isimler vardı. Yani Gradish'i bulana kadar bayağı bir uğraştım. Siz ona tablo konusunda konuştunuz mu? Evet ama henüz cevap vermedi. Bir saat daha beklememizi istedi. Yani bolca vaktimiz var. Gel, sana bahçeyi göstereyim. Harika bir bahçe. Hadi bahçeyi görelim. Burada kalsak iyi olur. Bunu söyleyelim. Leo ile ilişkiniz güzelleşti. Peki. Geniş bir patikadan yürüdük. Sonra uzun çalılarla çevrili küçük, tenha bir alana çıktık. Bugün çok şık görünüyorsun. Sana bakmaktan korkuyorum resmen. Çekingen olmadığını sanıyordum. Şey, herkesin zayıflıkları vardır. Yanlışlıkla çalılara takıldım ve aniden bir şeyini beni tuttuğunu fark ettim. Elbisen takılmış. Bekle yardım edeyim. Leo çalılara eğildi ve kısa sürede kıyafetimi kurtardı. Sanırım elbisenin fermuarına biraz zarar verdim. Ne? Merak etme, şimdi hemen tamir ederim. Arkanı dön. Ona sırtımı döndüm. Boynumdaki saçları nazikçe kaldırdı. Sonra elini başımın arkasına koydu ve biraz başımı öne eğdi. İşte, görebilmem için. Birkaç dakika boyunca fermuarla uğraştı. Bana yanlışlıkla dokunduğu anlarda ürperiyordum ve sıcak nefesini boynumda hissediyordum. Neredeyse bitti. Kontrol edelim şimdi. Kapatıp açalım. İzin vereyim mi? Tamam, kontrol et. Yanlış bir şey yapma ama gerek yok. Bunu söyleyelim. Leo güldü. Fermuarı birkaç kez kapatıp açtı. Tamamdır. Fermuar çalışıyor. Bir süre daha orada kalıp hayranlıkla gece gökyüzünü izledik. Sonra yavaşça geri döndük. Döndüğümüzde hala müzik çalıyor, çiftler dans ediyordu. Hadi biz de dans edelim. Ben daha cevap veremeden elimi tuttu ve dans pistinin ortasında götürdü. Leo ritmi hemen yakalayıp nazik camı ısrarla beni yönlendirdi. Hareketlerini takip etmeye çalıştım. Bir yaz gecesinin kokusu, etrafta titreyen ışıklar ve Leo'nun güçlü elleri. Gözlerimi kapattım ve istemsizce gülümsedim.
Gözlerimi açtığımda onun da bana baktığını ve gülümsediğini gördüm. Yüzünde hafif, şefkatli bir tebessüm vardı. Seni dans etmeyi sevmeye başlayacağım gibi görünüyor. Şimdiye kadar sevmedin mi? Çocukken bir süre balo salonu danslarını yapmak zorunda kaldım. O kadar bana göre değildi ama. Neyse ki oldukça başarısız olduğum için kısa süre içinde beni rahat bıraktılar. Ama o zamandan beri dans dışında her türlü sporu seviyorum. Güldüm ve aniden misafirler arasında bir çift tanıdık göz fark ettim. Vlad kenara çekilip Leo ile dans edişimizi izliyordu. Bakışlarına zorlukla ayırt edebilen bir hüzün vardı. Hafif ve ince bir hüzün. Bir an bize hayranlıkla bakıyor gibi hissettim. Dans bitince onun yanına yaklaştık. Çok güzeldi. Leo, burada ne işin var? Leo ona kedi olayını anlatmaya başladı. Bir süre hep beraber durup konuştuk. Sonra Leo, Nosferatu'ya bakmaya gitti. Vlad ise biraz yorgun gözlerle misafir kalabalığına baktı. Daha sessiz bir yere gidelim. Patika'dan biraz yürüdükten sonra güzel köprüsü olan bir göleti gördük ve oraya gittik. Vlad ile iyi bir ilişkiniz var. Peki. Suyun yüzeyinde küçük dalgalar vardı. Ay ışığını ve yıldızları yansıtıyordu. Yıldızları görmek için gökyüzüne baktım. Bir sürü parlayan nokta. Yıldızlar ne uzak ve yakın aynı zamanda. Evet, ne kadar zaman geçerse geçsin, onlar hep aynı. Yüzyıllar sonra bile. Bu yıldızlar bizi çocukluğumuzda ve gençliğimizde de gördü. Şimdi de görüyorlar. Bazen bana öyle geliyor ki, yıldızlara bakarak o zamanlar nasıl biri olduğumuzu görebiliriz. Ya hala öyleysek, sadece başka bir boyutta ve başka bir yerde. Blok evren teorisindeki gibi, bu teori hoşuma gidiyor. Başımı çevirdim ve Vlad'ın gökyüzüne değil, bana baktığını fark ettim. Uzun, dikkatli bir bakış. İncelemeyen, tanıyan. Çok isterdim onunla burada daha fazla kalmayı, biraz daha burada durmayı, bahçeye dönmeyi. Bunu söyleyelim. Vlad korkuluklara yaslandı. Ay ışığında avuçlarının soluk derisinde çıkan kırmızı izler belli oldu. Gözlerindeki korkuyu fark ederek ellerini hızla sırtının arkasına sakladı. Bir an gözlerine feri söndü. Bakışı hüzünle doldu. Vlad, bu ne? Dün elimi yaktım. Ağrın var mı? Bu öyle bir ağrı değil. Dayanabiliyorum. Hadi geri dönme vakti. Gridiş dans pistinden biraz uzakta bulunan ağaçların altındaki barın önündeydi. Orada türlü türlü kurabiye, kek ve diğer tatlı çeşitleri vardı. Garson tatlıları dizerken son rötuşları yapıyor, Gridiş ise her şeyin yerinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Bize fark eden ev sahibi arkasını döndü ve gülümsedi. Evet evet, şimdi burada işim bitiyor ve biz sizinle her şeyi konuşacağız. Bir anda 7-9 yaşlarında iki erkek çocuğu bir kasırga gibi yanımızdan uçup masaya koştu. Gridiş'in etrafına zıplayarak tatlı için yalvardılar. Yeğenlerim, sabırsız yaramazlar sizi. Tam sert bir surat yapacaktı ki hemen pes edip çocuklara birer lollipop verdi. Çocuklar şekerlere kapıp geldikleri gibi hızlı ve gürültülü bir şekilde uzaklaştılar. Gridiş gülümsedi. Çocuklar tatlı deyince gözleri keskin görür. Göz kenarıyla Vlad'ın yüz ifadesinin değiştiğini, gerildiğini ve vahşi bir hal aldığını gördüm. Kuvvetli nefes almaya başladı, burun delikleri açıldı, elleri yumruk oldu. Sonraki anlar ağır çekimde gibiydi. Vlad yumruğunu masaya öyle bir şiddetle indirdi ki bütün tabaklar havaya sıçrayıp büyük bir gürültüyle yere dağıldı. Sonra masanın üzerinde kalan her şeyi hızlı bir el hareketiyle dağıtıp yıktı. Tatlılar, renkli konfeti yağmuru gibi her tarafa uçtu. Masada kalan porselen tabakları paramparça eden birkaç çılgınca şiddet dolu tarbe daha indirdi. Ah! Figür dışı döndü. Muazzam öfke dolu gözlerini ona dikip üzerine yürüdü. Ev sahibi şaşkın şaşkın geri adım atarak yüzünü elleriyle kapatıp yere çömeldi. Ah! Ben Vlad'a bu davranışı yüzünden kızgınım. Vlad'ı anlıyorum ama ve ona yardım etmek istiyorum. Bunu söyleyelim tabii ki. Onun suçu değil, bir tür bilinç bulanıklığı. Yerinde duramayıp ileri sıçradım ve Vlad'ın önünde durdum. Ona olabildiğince sıkı sarıldım.
Bu neden yaptığımı bilmiyordum. Bu sadece bir dürtüydü. İçimden gelen açıklayamadığım bir şeydi. İlk anda öyle bir sıçradı ki ayaklarımın üzerine zar zor durabildim. Sonra bana döndü ve sarıldı. Öyle şiddetli ve deli gibi sarıldı ki sanki ben onun can simidiydim. Vücudu gerildi, zonkladı ve yandı. Ah canım ya. Ama sonra birden geri çekildi ve bahçenin derinliklerinde kayboldu. Leo, iyi misin? Leo enişteyle bana doğru koştu. Cevap veremedim. Tüm vücudum titriyordu. İçim rahatsız eden endişe duygusuyla dolmuştu. Etrafımızda olanlar tuhaf bir sessiz sinema filmi gibiydi. Gridish böğürüp korkuyla ellerini sallıyordu. Garsonlar telaş içinde etrafta koşturuyordu. Misafirler koşarak gelmişti. Leo, Vlad'ı bulmak istiyorum. Tamam, gel. Onu göletin yakınında çimlerin üzerinde hareketsiz bir halde otururken bulduk. Yanına yaklaşıp çömeldim. Nasılsın? Kafasını kaldırdı. Yüzü solgun ve bitkindi. Gözlerinde tek bir duygu yoktu. Sadece boşluk ve karanlık. Leo ile geri dönün. Vlad, seninle kalacağım. Hep birlikte gidelim. Peki nasıl istersen? Bunu söyleyelim. Vlad'a anlayış ve güven gösterdin. Peki. Bir an gözlerini kısıp sessizce dudaklarını oynattı. Sonra bana buz gibi bir bakış attı ve arkasından döndü. Benimle kalamazsın. Onunla gideceksin. Bir şey daha söylemek istedim ama Leo omzuma dokundu. Leia, gerek yok. Gidelim. Hızlı araba sürüşü ve titreyen sokak ışıkları beni biraz sakinleştirdi. Otoban bitti. Soğuk ormanı girdik ve şatoya iyice yaklaştık. Birkaç kilometre sonra Leo birden arabayı durdurdu. Bir terslik var. Şimdiye kadar dağları görmüş olmalıydık. Galiba yanlış yere geldik. Nasıl yani? Buraya birçok kez geldin. Bu yolu iyi bilmelisin. Tuhaf olan da bu. Neyse, geri dönelim bakalım. Arabayı döndürüp yavaşça sürdü. Etrafa dikkatlice bakmaya başladı. Yolda sis vardı. Orman ürkütücü ve sessizdi. Kısa süre sonra yine durduk. Yok, ormandan çoktan çıkmalıydık. Bir taraftan ya da diğer taraftan. Geri dönmemiz gerekiyor. Ve yine yol, sis ve uzun korkutucu kollarını uzatan hayalet gibi görünen gece ormanı. Yaklaşık yarım saat boyunca yolda amansızca dolaştık. Bir labirentin içine takılmış gibiydik. Nereye gidersek gidelim, hep aynı yola çıkıyorduk. Gittikçe daha fazla endişelenmeye başladım. Kaygılarım ağır bir paniğe dönüşüyordu. Biraz hava almak için penceremin camını hafifçe indirdim ve o an bir fısıltı duydum. Arabanın her tarafından kısık, hışırtılı sesler geliyordu. Çok fazla ses, fısıldaşıyor, inliyor, oluyorlardı. Oh! Nedir bu? Arka koltukta oturan kedi acıklı acıklı sızlandı. Pencereyi hızla kapattım. Ancak sesler gittikçe yükseldi ve artık arabanın içinde bile rahatça duyulabiliyordu. Parmaklarım titremeye başladı. Midem bulandı. Leo, her şey yoluna girecek değil mi? Bu hiç hoşuma gitmiyor. Bir şeyler yapmak lazım. Bunu söyleyelim. Lütfen buradan elinde sonunda çıkacağımızı söyle. Elimizden geleni yapacağız. Bana dönüp parmak ucuyla elime dokundu. Korkma, yanındayım. Sözleri beni biraz sakinleştirse de titreme ve karnımdaki yumruğu hiçbir yere gitmedi. Bir tur daha attıktan sonra tekrar o tarihsiz sabit X noktasına geldiğimizde yolda ayak izlerini fark ettim. Leo, baksana, kuyu kuyu izler var. Nedir o? Gidip bakayım. Arabayı durdurdu ve kapı koluna tutundu. Leo, lütfen gitme. Burada neler olduğunu artık anlamamız gerek. Ben seninle geliyorum. Ben arabada kalacağım. Seninle geliyorum. Dışarı çıkmaktan çok korkuyorum ama arabada kalmak daha da korkutucu. Arabadan indik. Leo beni hafifçe arkasına alıp elimi tuttu. Bir yaz gecesi için hava aşırı soğuktu ve ben artık sadece korkudan titremiyordum. Bir adım, ikinci, üçüncü, ayak izlerine yaklaştık. Aa, bu nedir? Kan mı? Sadece kan da değil. Uzun bulanık çizgiler gerçekten kana benziyordu ama başka izler de vardı. Rengi çok tuhaf, bataklık gibi, gri, balçık gibi.
Evet, öyle görünüyor. Bu balçık gibi olan sıvı kandan çok daha fazlaydı. Tüm yol boyunca hatta ormana kadar uzanıyordu. Leo o tarafa gitti. Lütfen geri dönelim. Ama Leo sadece elimi daha sıkı tutup ilerlemeye devam etti. Gözlerinin farklı bir şekilde parlamaya ve burun deliklerinin etrafındaki havayı koklayarak açılmaya başladığını fark ettim. Fısıltılar artık daha da yakındı. Ağaçların birkaç metre gerisinden geliyor gibiydi. Çığlıklara yaklaştığımızda bir hayvanın toynağını fark ettik. Leo yaprakları tekmeledi ve hayvanın kendisinin artık orada olmadığı anlaşıldı. Sadece kemirilmiş bir bacak. Ah! Leo, benden bu kadar. Hadi geri dönelim. Ve o an fısıldaşan sesler azalmaya başladı. Yavaş yavaş birinin önünde yol açarcasına dağılmışlardı sanki. Sonra da birinin ayak sesleri duyuldu. Ah! Korku içinde sırtıma Leo'nun göğsüne bastırdım ve o da beni elleriyle örttü. Vlad, nereden çıktın? Ormanda, gece yarısı tek başına. Karmaşık duygulara kapıldım. Bu çok tuhaf. Buralarda neden dolaşıyor? Leo ona öfke ve şüpheyle baktı. Vlad cevap vermedi. Karanlıktı ve yüzündeki ifadeyi bir türlü ayırt edemiyordum. Bundan dolayı durum daha da korkutucuydu. Gelin gidelim. Bizi yola çıkardı. Biraz ileride sesin içindeki arabası duruyordu. Beni takip edin. Arabalara bindik ve kısa süre sonra çok kolay bir şekilde soğuk ormandan çıkıp şatoya gittik. Şatoya vardığımızda Vlad hemen kayboldu. Vedalaşmadan ve bize bir kere bile bakmadan hızla çekip gitti. Birkaç dakikadır Leo ile Chiton'un da lobisinde duruyorduk ama ben titremekten kendimi alamıyordum. Laya, nasılsın? Bilmiyorum. Çok tuhaf şeyler oldu. Önce Vlad partideyken sinir krizi geçirip kendini kaybediyor. Sonra bir saat boyunca kabus gibi gece ormanında dolaşıp duruyoruz. Bir sürü kan ve tuhaf sıvı görüyoruz. Bir anda karşımıza Vlad çıkıyor ve bizi kolayca ormanın dışına çıkarıyor. Kafam patlayacak gibi hissediyorum. Sesimde panik vardı. Biraz sakinleşmen lazım. Panik insana iyi gelmez. Sana bu durumlarda ne iyi gelir? Annemin yaptığı lavanta çayı. Çay mı? Mutfağa gidip bakayım. Hayır canım, öylesine söyledim. Hadi uyumaya gidelim. Belki sıcak bir banyo iyi gelir. Bir dene. Hiçbir şey düşünmemeye çalış. Sadece dinlen. Odaya girip küvet doldurdum ve uzun süre içinde kaldım. Vücudum biraz gevşedi ama kafamdaki düşünce tufanı bir türlü durmuyordu. Sonunda banyodan çıktım ve yatmak için hazırlandım. O an kapı çalınca ürperdim. Kim o? Kapının arkasından tanıdık neşeli kahkaha sesi geldi. Boynuzumu iyice kapatıp yavaşça kapıyı araladım. Noe? İyi akşamlar. Uyumadığını biliyordum. İyi akşamlar. Geçen ama şaşkın şaşkın bakarken bu saatte benden ne istediğini anlamaya çalıştım. Sana küçük bir sürprizim var. Kapımda duran tekerlekli servis masasını işaret etti. Üzerinde iki fincan ve porselen bir çaydanlık vardı. Etrafa yayılan koku bana çok tanıdık geldi. Lavanta çayı. Anneninki gibi değildir tabii ama... Noe, teşekkür ederim. İçeri geç, otur lütfen. Ama ben yatıyordum. Çay gerek yok. Ben yatıyordum diyelim. Peki, sorun değil. Sadece çay odana bırakmama izin ver. Tereddütle kapıyı açtım ve genç adam masayı içeri soktu. Sonra kapıya döndü ama çıkmadı. Sadece tam kapı karşımda durup kapı eşiğinde yaslandı. Bir soru sorabilir miyim? Vlad ile öyle durduk yerde statüsüne nasıl gittin? Hiç mi korkmadın? Hayır, sana pek bir şey sormadığını anladım zaten. Alıp götürmüştür direkt. Ama belki de asıl sırrı bu. Belki de kadınların asıl buna ihtiyaçları var. Böyle bir adamın güçlü, zengin, yakışıklı ve gizemli pat diye ortaya çıkıp emrivaki bir şekilde "Hadi benimle geliyorsun. Hemen şimdi benim evime gidiyoruz." diye söylemesi ha? Bana sinsice göz kırptı. Elbette özel bir cazibe, ruh ikiz olayından falan bahsedebilirsin. Ama sadece merak ettim işte. Keşke sıradan bir delikanlı aynısını yapsaydı. Sağlam banka hesabı ve pahalı bir takım elbisesi olmayan bir delikanlı. O zaman da bu genç kız şartlara boyun eğip bir şey sorgulamadan peşinden gider miydi? Çok fena.
Zaten yorgunluktan ölüm sınırında olan beyni, ölüm sınırında, bu tür konuşmalara katılmayı hemen reddetti. Noe, bence gitmen lazım. İyi geceler. Güldü. Yerinden kıpırdamayı dahi düşünmüyordu. Kızma. Seninle Fatih veya onun gibi bir şey olduğunu asla ima etmiyorum. Sadece insanları izlemekten zevk alıyorum. Örneğin dış görünüşe ne kadar kolay kandıklarını. Halbuki bir imaj yaratmak çok kolay. Bana eğildi. En güzel cephelere genellikle kim inşa eder biliyor musun? Cephenin arkasına karanlık sırlarını saklayan biri. Doğruldu ve daha yüksek bir sesle konuştu. Ve en komiği de bu kişinin cephesi değil de güzel kişiliği sayesinde sevildiğine inanmasıdır. Birdenbire istemeden döndüm. Birinin gözlerini üzerimde hissettim. Vlad dostum, sevgili misafirine çay getirdim. Sakinleşleri etkisi olan. Çünkü bugün biri onu bayağı bir korkutmuş. Vlad'ın yüzü o kadar kayıtsız ve donuktu ki korkarak geri çekildim. Noe ceketinin kenarından tutup tısladı. Onu rahat bırak. Hadi gel. Noe koridora çıktı. Vlad ise kapımı hızla çarparak kapattı. Kapalı kapının arkasından uzaklaşan adımlarını duydum. Sonra sesleri geldi. Pek uzaklaşmadılar. Bir yerde durup konuşuyorlar. Benim şimdi çıkıp onları dinlemem lazım, uyumam lazım. Tabii ki bu. Kapıyı dikkatlice açtım ve ikisini koridorun sonunda gördüm. Vlad Noe'nin yakasını tutup onu sütuna yapıştırdı. Fakat Noe hiç de korkmuş gibi görünmüyordu. Ne yapıyorsun lan sen? Amacın ne? Ne kadar sinirlendin ki? Kıskandın mı yoksa? Ya da planının başarısız olacağından mı korktun? Vlad cevap vermedi ama elini çekti ve Noe umursamaz bir tavırla gömleğini düzeltmeye başladı. Vlad, ben senin arkadaşınım ve bazen arkadaşlar tatsız gerçeği söylemek zorunda kalır. Kurtarmak için, yanıldığını göstermek için bu konulardan gerçekten de anlıyorum. İhtiyacın olduğunda sana yardım ettim ama doğru yolu seçtiğine emin misin? Her şey kontrol altında olduğundan ve planlarının onu mahvetmeyeceğinden emin misin? Vlad hala sessizliğini koruyordu. Ancak Noe'nin söylediği her yeni cümlesiyle yüzündeki hoşnutsuzluğun yerine gittikçe daha fazla hüzün alıyordu. Arkadaşlar bir saniye şunu şarja takayım. Yoksa kapanacak. Hadi. Tamam. Bana her zaman dürüstlükten bahsettin. Kandırarak onu buraya sürükledin ve yalan söylemeye devam ediyorsun. Evet, senden çok daha fazla yalan söylüyorum ama kime? Umurumda olmayan insanlara. Ki ben de onların umurunda değilim. Sen kimi kandırıyorsun? Gerçek bilse senin yanında kalır mıydı? Belki şimdi bile kalmazdı ama gidecek bir yere yok. Onu resmen esir aldın. Onu gerçekten önemsiyor olsaydım gitmesine çoktan izin verirdim. Onu kullanmazdın. Yeter Lockheed, hadi gidelim. Önemli bir bilgi edindin. Peki. Gittiler. Ben ise odama döndüm ve yatağa girdim. Ağır sancılı bir uykudan uyanıp saatime baktım. Sabahın 3'üydü. Ah, gecenin körü. Ama uykum bir türlü gelmedi. Çalışmaya karar verip kısa bir süre kendimi başka bir yerde buldum. Geçmişteki olaylar 2 yıl sonrasına taşındı ve artık 1446 yılında gerçekleşmeye devam edecek. Lale 16 yaşında. Tamam, burada kıyafet giyiyorduk. Özel elbise. Bilmece. Hafiflik. Sade bir elbise. Evet. Uzun örgü, uzun koyu, uzun sarı, toplu kestane. Ay, bu çok tatlı olmadı mı? Çok masum bir suratı var ama bunu söyleyelim. La la la, bir de şöyle, şimdi dönüş. Lale aynada oryantal dans figürlerini tekrarlıyor, hocası ise yüzünün mutlu bir tebessümle onu izliyordu. Ah, ne kadar muhteşem dans ediyorsun yavrum. Kamış gibi esneksin. Nehir gibi akıcısın. Teşekkür ederim. Dans etmeyi seviyorum da ondan.
Sonunda hanımefendiye yakışır bir hobi edindiğine seviniyorum. Güzel bir dans öyle büyük bir güç ki çok az erkek bu güce direnebilir. Sen ise hep ders çalışıyorsun, hep ders. Lale güldü. Yani bu da bir ders sonuçta. Ders sanatı üzerine bilimsel bir tez yazıyorum. Kendimi bu konuya o kadar kaptırdım ki tüm figürleri öğrendim. Kız hocası suratını ekşitti ve eline salladı. Ben de diyorum nedir olay? Bir süre daha öğrencisini izlemeye devam etti. Birden yüzü parlak bir fikirle aydınlandı. Dinle tatlım, bugün haremde büyük bir dans akşamı olacak. En iyi kızlar birbirlerine yeteneklerini gösterecekler. Sen de git, sen onlardan kötü değilsin. Tamam da niye birine bir şey göstereyim ki? Yok gitmem. Tezini göster, sonuçta onlar hep dans ediyorlar ama dans hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Birinin de onları eğitmesi gerekiyor, aynı zamanda dans edersin. Lale düşündü. Aslında doğru, onlar için faydalı olacak. Bu da bir nevi eğitim. Hocası sevinçle ayağa fırladı. Tamam işte, kıyafetinle ben ilgileneceğim. Elimden geleni yaparım. Akşama hazır olacak. Masanın tamamı Lale'nin dans sezini anlatan kağıtlarla doluydu. Kız tekrar tekrar notların üzerinden geçti. Kapı gıcırtısı duyuldu ve kız mutlulukta ayağa fırladı. Geldin, getirdin mi? Getirdim. Vlad masaya birkaç parşömen daha koydu. Tüm bulduklarım bunlar. Gerçi Avrupa dansları hakkında çok az bilgi var. Sanırım ben bile daha fazlasını biliyorum. Lale ona şaşkınlıkla baktı. Kesinlikle, sen varken parşömenlere ihtiyacım yok. Sen o dansları kendi gözünde gördün sonuçta. Biraz dans bile ettim. Lale'nin gözleri sevinç ve şaşkınlıkla fal taşı gibi açıldı. Ne kadar güzel. Bana göstersene, anlat bana. Bunu söyleyelim. Vlad şüpheyle kıza bakıp başını yana eğdi. Lale burnunu buruşturdu. Artık benim öğretim danışmanımsın. Bu bilimsel çalışmanın kaderi senin elinde. Peki tamam. Örneğin 5 adımlık dansı. Buraya gel. Neden? Bu bir çift dansıdır. Bir erkek ile bir kadın dans eder. Beraber. Oo. Lale için bu tam bir sürpriz oldu. Yine de kalkıp Vlad'ın yanına gitti. Şu elini omuzuna koy. Bunu ise şuraya. El ile tutuştular. Lale ansızın ne kadar farklı olduklarını fark etti. Küçük narin bir kız eli. Güçlü, sert ve biraz kaba erkek eli. Lale Vlad'ın güzel uzun parmaklarına hayran kaldı. Nedense onları okşamak istedi. Ama o an Vlad'ın diğer eli sıkıca kızın belini kavradı ve kendisine doğru ittirdi. Lale bunu hiç beklemediği için birden öne savruldu. Göğsleri delikanlının göğsüne değdi. Burnu çenesine çarptı. Ah! Utançla da başka bir şey yüzünden kızın tüyleri diken diken oldu. Başını kaldırdı ve delikanlı ile göz göze geldiler. Bu sefer kızın her tarafına onlarca iğne batmış gibi oldu. Burnuna bir şey oldu mu? Vlad ona sakin ve ciddi bir şekilde bakıyordu. Bilimsel bir projeye bakar gibi. Kız ise ona bilinmeyen yeni bir dünyayı keşfetmiş gibi. Çok güzel ya. Onu her gün görüyorum. Daha önce yüzünün ne gözünün ve gözlerinin neye benzediğini neden hiç fark etmedim? Figürleri öğrenelim. Göründüğü kadar basit değil. Matematik gibi. Kız adımları ve dönüşleri göstermeye başladı. Ritmi saymayı öğretti. İlk başta Lale her şeyi karıştırıp dansın aşırı karmaşık oluşuna sinir oldu. Ama Vlad soğukkanlı ve kararlıydı. Hadi gel bir kez daha. Böyle tezler yazan bir kızsın. Birkaç zavallı dans figürünü mü öğrenemeyeceksin? Sonunda işler yoluna girdi ve Lale dansın tadını aldı. Özellikle Vlad'ın onu belinden yakalayıp etrafına döndürme figürünü sevdi. Kendini uçuyor gibi hissediyordu. Neyse ki çok geçmeden katı öğretmeni dersi durdurdu. Vlad ilişkiniz güzelleşti. Peki. Yeter. Başka bir gün devam ederiz. Şimdi dersimiz var. Sınıfa elinde bir tomar perşemenle Mustafa Hoca girdi. Arkasında da ilkokul öğrencileri ve Zara geldi. Herkes buraya çocuklar. Zara Hatun, geçen sefer çocuklarla harika bir ders çıkar işlediniz. Dürüst olmak gerekirse bu yaramazlara benim bile sabrım yetmiyor. Teşekkür ederim Mustafa hocam. Benim için zevkti. O halde bugün de onlara bir ders ver. Ama böyle giderse
sizin yardımcı olarak değil de öğretmen olarak görev almanızı talep edeceğim. Henüz bu görevi üstlenen bir hanımefendi olmadı ama bir önce olmadı. Ah, böyle bir şey hayal bile edemezdim. Talebim kabul edilirse okulda size bir oda tahsis edilecek ve maaş verilecek. Artık hayamda yaşamak zorunda kalmazsınız. Ah, çok teşekkür ederim. Zara hem sevincinden hem utancından kıpkırmızı kesildi. Çocukları toplayıp onları başka bir sınıfa götürdü. Koridora çıkmadan önce Lale'nin yanına gitti ve kızın kulağına fısıldadı. Hepsi sizin sayenizde Lale Hatun. Oo Lale Hatun, Vlad, merhaba. Yeni öğrenciler ders başlamadan sınıfa gelirler. Tezimin üzerinde çalıştık. Vlad bana bu konuda yardım ediyor. Harika, bu çalışmanız çok vaat edici. Öğretmen cümlesini bitirmeden düşüncelerine daldı ve endişeli Vlad'a baktı. Benimle gelin delikanlı dostum, sizinle konuşmamız lazım. Öğretmen Vlad'ı masanın masasına götürüp ona sessizce bir şey anlatmaya başladı. Lale notlarını toparlarken ara sıra onlara bakıyordu. Vlad'ın yüzünün gittikçe soğuduğunu fark etti. 10 dakikadır bahçede yürüyorlardı ama Vlad hala gergin bir şekilde sessizdi. Sonunda Lale dayanamadı ve koluna dokundu. Söyle bana, bir şey mi oldu? Seni içtenişe duyuyorum. Gidelim Lale. Yakında Sultan'ın muhafız birliği için seçimler başlayacak. Bugün Aslan için çok önemli bir gün. Yanında olmalıyız. Bu sene okulu bitiyor. Üst sınıf asker olması için bir şansı var. Evet, umarım başarılı olur. Çok antrenman yapıyor ve bunu gerçekten hak ediyor. Seçmeleri kim yapacak? Sadrazam Halil Paşa. Sonuçta padişahın tüm görevlerini o üstleniyor. Seçmeler için her şey hazırdı. Adaylar düz sıralar halinde duruyordu. Ellerinde özenle hazırlanmış silahları parlıyordu. Orada hemen hemen bütün yüksek askeri rütbeler vardı. Ordunun çeşitli bölümlerine komutanları. İzleyici sayısı da oldukça kalabalıktı ama Lale ile Vlad çetin yakınında kendilerine harika bir yer buldular. Aslan onları fark etti, gülümsedi ve Lale'ye göz kırptı. Ben yanına gidip Aslan'a destek olacağım, ona sadece el sağlayacağım, ona bakmayacağım. Tabii ki bu. Kalabalığın arasından geçip çetin üzerine eğildi. Aslan, sen harika bir adaysın, sana güveniyorum. Genç adam karşı koyamayıp gülümsedi ve bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama hocası bunu görünce ona fırça çektiği için Aslan hemen asker pozisyonunu aldı. Aslan ona destek olduğun için sana minnettar. Peki. Kalabalık aniden kıpırdanmaya başladı. Birkaç gardiyan efendilerine yol vermek için öne çıktı. Mehmet alana giren ilk kişi olup tüm tavırlarıyla kimin sultanı olduğunu belli ediyordu. Halil Paşa arkasından yürüyordu. Kafası karışmış ve üzgün görünüyordu. Mehmet ordunun komutanlarına baktı. Ne böyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz? Yoksa sultanınızın kim olduğunu mu unuttunuz? Evet, şimdikiler pek işin içinde değildim. Ama geçen hafta 16 yaşıma girdim ve tam teşekküllü bir padişah oldum. Yani artık kimse... Halil Paşa'ya küçümseyici bir bakış attı. Artık kimse kararlarıma itiraz edemez. Peki, şimdi özel muhafızlarım olmak üzere gelen adayları gösterin bana. Seçimler başladı. Genç erkekler çeşitli dövüş sanatlarına geliştirdikleri yeteneklerini sergiliyor, çeviklik ve güç konusunda yarışıyorlardı. Gösteri bittiğinde Mehmet, her bir adayı inceleyerek sıralar boyunca dolaşmaya başladı. Biliyor musunuz, sırada şişe bir şey beklemiyordum zaten. Ama böyle bir rezilliği görünce de şaşırdım. Üst düzey yetkililere döndü. Yüz öfkeden yamulmuştu. Yani sizce bu adaylar en iyisi mi? Gerisi ne halde o zaman? Bizans'a karşı sefere çıkacağım ben. Evet, hem de çok yakında. Ve siz bana böyle asker mi vereceksiniz? Bu cılızları mı? Ne diyor bu ya? Adayların her biri kendisinden 3 kat güçlü be. Artık istediğini söyleyebilir. Mehmet Aslan'ın yanında durdu. Sizce bu bir sultan muhafızı mı? Rezalet. Hepsini gönderin. Bana adam akıllı asker verin. Burada Mehmet o kadar kötü ki. Bölümler de geliyor zaten. Mehmet güvenliği ile beraber çıkışa yöneldi. Halil Paşa ise üst rütbe yetkililerin yanında kaldı. Hepsi ayağı fırlayıp onu öfkeyle bir şeyler söylüyorlardı. Lale'ye sadece Fezir'in cevabını duydu. Ne yazık ki hem askerler hem de Bizans hakkında dediği her şey doğru ve artık kimse ona karşı koyamaz.
Lale ormanın içinden göllere çıktı ve orada aslanın çimenlerde uzandığını gördü. Bir elini başının altına koydu. Diğer eli ise keskin ve sinirli hareketlerle çimleri koparıp duruyordu. Aslan, hepiniz kendinizi mükemmel bir şekilde gösterdiniz. Mehmet'in neden bu şekilde tepki verdiğini hiç anlamadım. Bence gücünü göstermek için bir bahaneydi sadece. Ordunun en yüksek rütbeli yetkililer, seyirci kalabalığı. Kimse 16 yaşına girer girmez işleri bu kadar ciddiye alacağını beklemiyordu. Ve şimdi herkes gücünün kimin elinde olduğunu iyice anladı. Peki size ne olacak? Muhafız olmak için bunca hazırlık yapan herkese. Kimse bilmiyor. Artık kimse bir şey bilmiyor zaten. Onu nasıl destek olabilirim? Saçını okşayacağım. Her şeyin yoluna gireceğini söyleyeceğim. Sessizce yanında oturacağım. Bunu söyleyelim. Üzülme Aslan. Bir şekilde her şey yoluna girer. Evet, bir şekilde. Kuru yaprak şırtısı duyuldu ve göl kenarına Vlad çıktı. Arkadaşlarının yanına sessizce oturdu. Lari ile Aslan solgun yüzünü ve sıkıca kapalı dudaklarını fark edince endişeyle bakıştılar. Vlad, sorun ne? Anlat bize. Vlad bir süre daha sessiz kaldı. Sonra bir çakıl taşı alıp var gücüyle göle fırlattı. Memleketimden kötü haber geldi. Macar Naip Hunyadi, Eflak Prensliğini ele geçirmeye karar vermiş. Babamın ordusu bozguna uğramış. Babamla abim Mirsa'ya kaçmış. Ah! Şimdilik onları halk ve aristokrasi destekliyormuş. Gerçi aristokratlar son derece güvenilmezler. Her an sırtlarını dönebilirler. Neyse ki şimdilik aristokrasi lideri ailemizin iyi bir dostu. Benim vaftiz babam. O bizim tarafımızda. O varken aristokratlar bizimkilerin Macarları teslim etmeye cesaret edemezler. Aslan arkadaşının sırtını sıvazladı. İyi ki ailen destek çıkacak insanlar var. Harindeki dans gecesine son derece rahat ve neşeli bir atmosfer hakimdi. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Buraya kıyafet giyecektik. Kızlar yastıkların üstünde yayılıp meyve ve tatlı yiyorlardı. Sonunda güzel bir tütsü kokusu vardı. Etrafta erkek yokken nasıl da farklı davranıyorlar. Şaka yapıyorlar, gülüyorlar, birbiriyle dalga geçiyorlar. Ne kadar hayat dolular. Kızlar sürekli dans becerini sergileyip her biri diğerine geçmeye çalıştı. Lale onlara dans üzerinde yaptığı tezinden alıntılar okudu. Harem'in baş çağrısı kıza yaklaştı. Dürüst olmak gerekirse bu okuma işinin biraz sıkıcı olacağını bekliyorduk. Ama siz her şeyi çok ilginç ve komik anlattınız. Herkes çok beğendi. Umarım biraz daha bize daha uğrarsınız. Ama şimdi sizle dans etmenizi istiyoruz. İçeri nefes nefese kalan Şahi Hatun girdi ve Lale'yi parmak işaretiyle yanına çağırdı. Dans kıyafetini getirdim. Neyse ki tam zamanında. Tek bir gösteri için bu kadar uğraşana gerek vardı, anlamıyorum. Hem illa dans etmem gerekmiyor. Yeter söylendin, hadi giyin çabuk. Tutku. Cazibe. İlk çıkış. Evet. Arkadaşlar ezan bitsin hemen devam edelim. Evet arkadaşlar, geldim, devam ediyorum. Lale salonun ortasına çıktı. Kadın müzisyenler enstrümanlarının tellerine dokundular. Müzik başladı. Lale müziği yakalayıp melodinin kendine hakim olmasına izin verdi ve ritmi yakaladı. İlk başta bu kadar kalabalığın da karşısına dans etmekten biraz çekindi. Ama melodi onu alıp uçurdu. Lale'nin kalçaları, elleri ve karnı artık ona ait değildi. Müziğin bir parçası oldular. Lale'nin dansı herkese çok etkiledi. Harem'in en iyi dansçısı bile onu tebrik etmek için yanına yaklaştı. Sonra Lale odanın sağ tarafındaki perdelerin aralandığını gördü ve bir ele uzandı ve gel işareti yaptı. Gül Hatun eğilerek perdenin arkasına geçti. Sonra geri geldi ve aceleyle Lale'ye yaklaştı. Lale Hatun, davet ediliyorsunuz. Çabuk benimle gelin. Kim davet ediyormuş? Nereye? Kadın kızarıp başıyla perdeleri işaret etti. Lale şaşkınla o tarafa yürüdü. Perdelerin arkasından geçince kendini küçük bir odada buldu ve orada saklanan kişiyi de gördü. Sonunda tatlı lokumum benim.
Ama kötü bölümler geliyor yani. Sonraki bölüm ya da ondan sonraki bölüm. Günümüz şato. Uyandığımda hava aydınlıktı. Gece sona erse de dünün tüm korkuları ve kaygıları hala içimdeydi. Uyku beni hiç dinlendirmemişti. Alışkın olduğum sabah zindeliğe yerine kendimi daha da yorgun hissettim. Korkularımla baş edemiyorum artık. Leon'un yanına gidiyorum. Konuşur, bir şeyler düşünürüz. Belki o zaman kendimi daha iyi hissederim. Fakat Leon'un odasına gittiğimde kimse kapıyı açmadı. O zaman avluya çıktım. Leo arabasının yanında duruyordu. Telefonda biriyle konuşuyordu ve beni görmüyordu. Aşırı gergin olduğum için bekleyemedim. Onunla bir an önce konuşmak istiyordum. Bu nedenle huzursuzca etrafında dolaşıyor, sabırsızlıktan yerimde duramıyordum. Evet Nela, gördüm. Ve tüm bunların ne demek olduğunu anlıyorum ama inanmıyorum. Leo konuşurken rastgele yakaladığım birkaç kelime beni durdurdu. Sadece onun olmadığını hissediyorum. Sebebini bilmiyorum ama öyle işte. Bence durumum çok daha karmaşık. Bir süre sessiz kalıp karşı tarafı dinledi. Sonra ağır ağır içine çekip daha yüksek sesle konuştu. Neredeyse bağırıyordu. Buna ne alakası var Nela? Ben de onun çok çekici olduğunu görebiliyorum. Ama bu sebeple aklımı kaybetmem herhalde. 17 yaşında değilim. Burada neden olduğumu çok iyi biliyorum. Hatırlatmana gerek yok. Hayır, kişisel meseleler işe engel olmayacak. Geri çekilip içeri koştum. Neden bahsediyordu böyle? Kişisel meseleler ve iş. Burada neden olduğunu hatırlıyormuş. Bu sadece bir iş konuşması mıydı yoksa benimle ilgiliydi? Benimle mi ilgiliydi? Hiçbir şeyin sabahki halimden daha kötü olmayacağını düşünüyordum. Yanılmışım. Leon'un da mı sırları varmış? Burada güvenebileceğin biri var mı hiç? Heyecandan önümü göremeyip içeri daldım. Ve hemen o an birine çarptım. Zaten korkmuştum. Onu görünce ödüm koptu. Yüzündeki ölümcül solgunluk, keskin koyu gölgeler ve kayıtsızlık. Kayıtsız, donuk bir bakış. Laya. Vlad, lütfen konuşalım. Bana her şeyi açıkla. Artık tahmin yapmaktan yoruldum. Ne olursa olsun gerçek bu birisizlikten iyidir. Vlad gözlerini kapatıp başını yana çevirdi ve yavaş nefes aldı. Sonra tekrar bana baktı. Git. Ne? Leo'ya seni Sandra'ya götürmesini söyle. Sandra'ya veya herhangi bir yere. Bundan sonra tablolar hakkında rapor vermeni istemiyorum. İstediğin yere gidip çalışmaları sürdürebilirsin. Şatoda değil. Peki ben şatoda çalışmak istersem? Hayır Laya, sadece git. Hazır sırasını dönüp uzaklaştım. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.